Çok eski zamanlarda Yunus Emre adında bir derviş yaşadı Anadolu'da. Bir şair, bir ahlak filozofu, bir hümanist, bir mutasavvıf, evrensel görüşleriyle çağının ilerisinde bir aydındı. Yunus Emre öleli 700 yıl oluyor. Ardında bıraktığı ışıklı iz, insanlığın yolunu bugün bile aydınlatıyor. Bize aşkı, hoşgörüyü, sabrı, birlik olmayı, barışı, inancı anlatan görüşleri Yunus Emre'nin yapıtlarından yansıyor. İki yapıtından biri Öğüt Kitapçığı'dır. Aklın ve imanın çeşitlerini anlatan bir nesirle 573 beyitlik şiirlerini içerir. Diğer yapıtı divanda çeşitli kaynaklardan derlenen ve felsefesini yansıtan şiirleri yer alır. 1238-40-1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Bugün Eskişehir'in Miyalıççık ilçesine bağlı Sarıköy'de olduğu gibi Anadolu'nun 15 farklı yerinde makamı vardır. Bir masal kahramanı gibi birden çok doğum yeri ve mezarı olması Anadolu insanının onu gönülden sahiplenmesinin göstergesidir. Yunus tek bir makama sığamamış, Anadolu'nun dört bir yanında yaşatılmaktadır. Şiirlerinde iz sürüldüğünde medrese eğitimi aldığı, Arapça, Farsça bildiği, İran ve Yunan mitolojisiyle tasavvuf tarihini incelediği anlaşılır. Horasan Türkmenlerinden Hoca Ahmet Yesevi'nin takipçisi, bir Hacı Bektaşi Veli dervişi olan Tapduk Emre'nin öğrencisiydi. Burada yıllarca hizmet ettikten sonra bir derviş olarak Anadolu'yu dolaştı. İnsanlık değerlerini önceleyen şiirleriyle felsefesini yaydı. 13. yüzyılın ortalarında Anadolu barışa özlem duyan koşullar altındaydı. Yunus Emre işte böyle bir dönemde sevgi, hoşgörü, erdem yolunu göstermeye çalıştı. Şiirleri umut kaynağı oldu. Sevildi, kuşaktan kuşağa aktarıldı. Yunus Emre'den bize zamana meydan okuyan dizeler kaldı. İnsani öze dokunan, evrenseli kucaklayan, en temel değerleri konu alan, konuşma dili sadeliğinde yazılmış şiirleri bugün de rahatlıkla okunuyor. Türkçenin Oğuz lehçesi, Yunus şiirleriyle ender bir anlatım gücüne ve güzelliğe erişmiştir. Şiirin tüm olanaklarını kullanması onun edebi birikimine işaret eder. Yunus Emre, Türkçe şiirin öncüsü ve çağının ilerisinde bir sanatçıdır. Bugünün evrensel değerlerini karşılayan şiirlerinde sabır, hoşgörü, aşk ve sevgi, hümanizm, barış, tokgözlülük, fanilik, eşitlik, birlik olmak gibi temalar işlenir ve bütüncül Yunus Emre ahlakını kurar. Bu bütünsellik filozof Yunus'u doğurur. Bu derya deniz kişiliği ve donanımıyla Yunus'u karşılayan en kapsamlı ünvan, filozof ünvanıdır. Bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Eğer bir müminin kalbini yıkarsan Hakk'a eylediğin secde değildir. Ararsan Mevla'yı kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Bütün alem birdir bize. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Söz ola kese savaşı. Söz ola bitire başı. Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Gelin tanışık olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu dünyaya kanmayalım, fanidir aldanmayalım, bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül. Şunlar ki çoktur malları, gör nice oldu halleri. Sonunda bir gömlek giymiş, onun da yoktur yenleri. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana.
Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi? Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misali taşa benzer. Bu semaha girmeyen sonuna pişman olur. Çatışır bizimle, külliyen düşman olur. Bir nicenin gönlüne şeytanlar dolup durur. Erenler semahına, bunlar gülüşken olur. Cümleler doğrudur, sen doğruysan. Doğruluk bulunmaz, sen eğriysen.